İYİ Parti'nin adayları belli oldu mu diye bugün bir iddia vardı. Ankara'da Adnan Bekir'i veya Ankara Milletvekili Kürşat Zorlu'yu veya Koray Aydın'ı Ankara'da aday gösterebilecekleri iddiası vardı. Yönetmenim kulağımı kapatalım. İstanbul'da düşünülen isimler ise Genel Başkan Yardımcısı Burak Kavuncu veya Bilge Yılmaz. Bilge Yılmaz da ekonominin dümenine geçecek altılı masa kazanırsa denilen isimlerden biriydi. İYİ Parti başka adayları destekleyebilir mi başka şehirlerde? Örneğin AK Parti'den. Buna dair Fatih Altaylı'nın iddiaları vardı. Akşener'e çok da uzak olmayan bir grubun güçlü olamadığımız yerlerde parti ayrımı yapmaksızın seçmenimize ters gelmeyecek adayları destekleyebiliriz dediğini iddia ediyor. Mesela kimi yerlerde CHP adayını, kimi yerlerde de iyi hizmet yapan AK Parti adayını destekleyebilmeliyiz gibi bir eğilim olduğunu İYİ Parti'de iddia ediyor. Fakat mesela Konya örneğini veriyor. Konya'da mevcut başkan, Kars'ta yine AK Partili mevcut başkan başarılı. İYİ Parti olarak biz Konya'da ve Kars'ta AK Parti'nin adayını destekleyelim diyenler varmış İYİ Parti'de. Böyle bir çoklu destek bazı yerlerde CHP, bazı yerlerde AK Parti'yi desteklemek gibi bir şey yapar mı İYİ Parti diye soruyorum konuklarıma. Bu arada İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın da Halk TV canlı yayınında dedi ki son günlerde AK Parti ile İYİ Parti arasında bir ittifak olur mu diye konuşuluyor. Hayır diyor, sıfır ihtimal, sıfırın altında sıfır, hiçbir yerde söz konusu değil. Öyle bir ittifak ihtimali yok. Belki Iğdır geçen seçimde bir istisna olmuştu ama söz konusu değil. Şimdi konuklarıma sorum. Masum Bey'e söz yarım kalmıştı biliyorum ama yine sizinle döneyim o zaman. Masum Bey, AK Parti'nin, İYİ Parti'nin AK Parti ile kim şehirlerde ittifak yapması olasılığı var mı? Yoksa parti içinde bu konuda iki ayrı görüş var. Biraz evvel saydığınız adayların hepsi Bilge Yılmaz hariç milletvekili. Bu ne demektir? İttifak gündeme gelene kadar bunların adı aday diye geçer. Milletvekili oldukları için de ittifak söz konusu, işbirliği söz konusu olduğu zaman geri çekilmeleri kolaydı. Ama milletvekili olmayan, kendine yer edinmek isteyen bir kişiye de sen çekil dediğin zaman partiye zarar verir. Ve o ittifaka da zarar verir. Bir kere çok akılcı bir politika güdüyorlar. Şimdi ama Bilge Yılmaz bakan olacak beklentisiyle milletvekili efendim, yapılmamıştı. Bakın bir tek o dedim. Bilge Yılmaz'ı İstanbul'da kim tanıyor? Ama seçim sürecinde hani herkes popülarite konuşuyoruz ya. İstanbul'da kim tanıyor ya da Türkiye'de kim tanıyor? Türkiye'de tanımıyorlar ki gündeme getirirken bile kimdir diye herkes Ekrem İmamoğlu'nu da tanımıyorlardı diye karşı argüman geliştirebiliriz. Aday olmadan Ekrem önce İmamoğlu'nu tanıyorlardı. Ekrem İmamoğlu'nun aday olacağını ben bir yıl evvel söyledim. Neye dayanarak söyledim? Bir yıl evvel Kadir Topbaş görevden alınırken CHP'nin Kadir Topbaş'ın yerine seçiminde aday oydu. Ve belediye başkanıydı. Bilge Yılmaz mı daha az tanınıyor yoksa Ekrem İmamoğlu mu aday değilken tanınıyordu? Şimdi, herhalde aynıdır hemen hemen. Bakın, hatta Bilge Yılmaz daha çok tanınıyor. Buradaki adaylık meselesi 5 Kasım'a kadar hatta Kasım'ın ortasına kadar bütün partiler, Deva Partisi de Gelecek Partisi hepsi bir ittifakı düşünmeksizin CHP dahil ittifak olmaksızın hazırlık yapmak zorundalar. Hazırlık yapmazlarsa işbirliği yapılacak dense biraz evvel Dursun Bey Sayın Çiçek de söyledi. Dedi ki herkes belediye meclis üyesi olmak ister. Yalnız belediye başkanlığı değil ki şimdi siz daha peşin peşin ittifak yapılacaksa bu ne demektir? Bakırköy'de seçilmeyi düşünen belediye meclis üyelerinin yarısına yakın kısmı karşı taraftan aday olacak demektir. Ya da dörtte biri. O zaman senin partin de kendini organize edilmiş. Onun için bakın ne diyor Kemal Kılıçdaroğlu? Tek başımıza girecekmiş gibi hazırlık yapın, çalışın diyor. Şimdi bu tartışmalar şu anda neden olmaz ama neden gündeme geliyor? Cumhur İttifakı
7 Ekim'den itibaren tavrını açıkça koyacak ortaya. 7 Ekim'e kadar da bir MHP'nin kongresi biraz gecikirse ondan dolayı bekler. İki tarafta kongrelerini tamamlamışlar. Dolayısıyla ittifak zaten devam ediyor. İktidarlar yürürler. Ama muhalefette bir kere CHP'deki bu gördüğümüz tartışmaların nedeni çekişme şey değil. Partinin yönetimine hakim olmak. Hani o biraz evvel Mete Bey söyledi galiba. Değişmemeyi söyleyenler değişimci oldular diye. Şimdi o kişiler niye değişimci? Bir sonraki seçimde yine parti meclisine girmek, yine partinin yönetim kadrolarında yer almanın yoludur bu. Yani şu anda söylenen laflar filan, bakın Ama geçen hafta Sayın Akşener biz İstanbul'da da Ankara'da da CHP kaybederse kaybetsin, kendi adayımızı Meral göstereceğiz. Meral Akşener'in son 6 konuşmasını alt alta koyalım. Her 6 konuşmadaki demeç verdiği kişiye göre değişiyor. Bir de şunu demezler mi? Peki Cumhurbaşkanı adayı yapmayı bile düşündüğünüz bir ismin karşısına da bir aday koyuyorsunuz da demezler mi? Hayır. Ona da konuşmaz. Diyor ki ben bakın, ateşten gömleği giydiremedim. Bir kere düşünmediler. Zaten sıkıntı gerçekleri CHP'liler de konuşmuyor. Meral Hanım da konuşmuyor. İlk açıklamasına Meral Hanım ne dedi? Hatırlayın masaya döndükten ertesi günü Fatih Altaylı'nın programında dedi ki bana teklif CHP'den geldi. Bu iki kişinin yardımcı olmasını. Kürşat Zorlu da aksini söyledi. Sonra söyledi. Önemli değil ki genel başkan diyor ki teklif oradan geldi. Sonra bir açıklama yaptı birisi dedi ki Musavat Dervişoğlu galiba. Dedi ki bizim kalkmamız ve oturmamız Kılıçdaroğlu'nun da partisi içinde güçlenmesini sağladı. Yani hani adaylığının olması güçlendi. Yani bu konuşmaları şu anda hiç kimse kronolojik olarak alt alta koyup ya da röportaj yapanlar ya şunu söylemiştin diye sormuyor. Kendi almak istediği manşeti soruyor. Bu nedenle biz gerçek siyaset üzerine değil, siyaseti oluşturmaya çalışan yorumcular, tartışmacılar üzerinde yapıyoruz. Yani şimdi mesela size göre Akşener'in, Sayın Akşener'in gerçek niyeti ne peki? Efendim? Yorumcuları bırakın. Gerçek niyetini Akşener CHP'nin kurultay sonucunu görene kadar söyleme şu anda partisini tutmak. Peki olur. Dursun Çiçek haklı mı? Eğer Kılıçdaroğlu giderse Sayın Akşener CHP'li giderse de kalırsa mı? Da Akşener işbirliği yapar. Yapar. Neden yapar? Ama tercihi hangisi olur? Fark etmez. Bakın neden yapar? Şu anda yapmaz. Şu anda diyelim ki bugünkü seçim işleri başkanıyla görüşme yaptılar. Seçim işleri başkanı yapılan kongrede seçilmedi ya da Kılıçdaroğlu'nu tekrar atamadı. Yapılan bütün konuşmalar suya gider. Ama bu kadar zikzak da artık zikzak yok. Şu anda mesela altı açıklaması birbirine benzemiyor için, dediğimiz anda, bir şey zikzak sayılmıyor mu? CHP için kurultay dışında bir öge yok. Ama kimler seçimi düşünüyor biliyor musunuz? İlçeler. İlçeler kongreleri bitirdiler. Şimdi kulis yapıyorlar. Belediye meclis üyeliği kulisi. Belediye başkan adaylığı kulisi. İl kongreleri neden 15 Eylül'de açıklama yapacağım diyor Özgür Özel Bey. Çünkü o gün il kongreleri başlıyor. İl kongrelerinde yeni aday çıkarsa hiç beklemediğiniz aday. Mesela Sayın Cihaner adayım deyip kongreleri gezmeye başlarsa farklı bir dalgalanmaya neden olur. Ya da Aytu Atıcı yaparsa farklı dalgalanmaya neden olur. Mesela Aytu Bey değişim programı hazırladığını buraya katıldığı bir programda açıkladı. Yani çalışıyorlar. Ama şu anda hitap edecekleri delege daha belli değil. İl kongrelerinden sonra belli olacak. İl kongrelerine kadar şu anda herkes varlığını gösterme noktasında. Bakın kimleri konuşuyoruz? Biz popüler olanları konuşuyoruz. Popüler olmayanları konuşmuyoruz. Yani aniden çıkacak, parti meclisine girecek, eski il başkanları, aralarında belli bir kombinezon kuracak, grup oluşturacak insanlar var. Kombinasyon. Bu noktada CHP'nin şu anda durumu belli olmadığı için hiçbir parti riske girip
evet ittifak yapıyoruz demez. Peki çok güzel. Ben şunu merak ediyorum. Meral Hanım'ın bu kadar zikzaklı açıklamaları seçmen nezdinde bu ittifakı ya da işbirliğini değerli kılacak mı? Ya aman yine Meral Hanım masadan mı kalkacak, masaya mı oturacak şeklinde bir güvensizlik yaratmıyor mu? Şu anda seçmen muhalefeti hiç düşünmüyor. Seçmenin ilgilendiren iktidarın aldığı kararlar, ekonomik durum. Sorun esas seçmen, anketlerde bile gerçek görüşünü söylemez. Çünkü seçim sathi haline gelene kadar hiç kimsenin resmi görüşünü alamazsınız. Ve şu anda anket yapın, bütün mevcut belediye başkanları en yüksek oyu alırlar. Ama seçime yakın 3 ay kala anket yapın, o zaman gerçek düşüncesini söyler. Çünkü niye düşünür der ki ya bu anket de ben yanıt verdim. Beni de şifre ederse. Niye başımı yakayım? Çok haklısınız tabii ki siz ama ben yine de Meral Hanım'ın bu kadar zikzaklı açıklamaları, bu kadar zikzak değil duygusal. Ki. Ben zikzaklı buluyorum. Ben hani bir konuşmasında niye ama önce çıkıyor diyor ki ateşten gömleği giydiremedik işte olmaz. Sonra diyor ki ya bakacağız belki İstanbul, Ankara'yı ayrı düşünürüz. Sonra diyor ki yok kendi adayımızı çıkarız. Ama genel idare kurulu da orada falan. Bunlar zikzak haber oluyor. Hocam. Böyle konuşunca konuşuyoruz. Bakın şu anda şöyle söyleyeyim. Seçmenin aradığı istikrarı bulamadığı bir adres seçmen de oluyor ya aynı şey zamanda. Aramıyor. Şu anda bakın iki şeyi karıştırmayalım. Biraz evvel çok güzel bir tabir kullandı Mete Bey. Onun için güzel konuştun dedim. Seçmenle partili ayrıdır. Şu anda bütün bu gördüğünüz yapanlar parti örgütünün dağılmasını önlemeye, bunu konsolide etmeye, moralini yükseltmeye bakıyorlar. Yoksa ya da partili olmak isteyenlere aday olmak istiyorsanız bakın biz de göstereceğiz. Yoksa şu anda seçmenin oyuna başvuran hiçbir parti yok. İktidar partisi dahil. İktidar partisi bile kendisine tepkileri azaltmak için konuşuyor. Bu böyledir siyasette. Evet. Yani yani halk gerçek tavrını tabii gerçek tavrını seçim sat ihmaline gelene kadar belli etmez. Peki. Ama ne düşüncesi var. Döneceğim. Ayrı. İyi Parti'de sizin dediğiniz eğilim ne yönde diye. Efendim? Buyurun lütfen. Hayır, mesela Bahar Hanım'ın söylediği şöyle. Bazı siyaset şeyine kalıcı olanlar, bir düşünceye sahip olanlar sizin bu dediğiniz zikzak gözükenlerden etkilenebilir. Bazıları da aslında o gün kızıyor, ertesi gün birleşecekmiş. Bir gün sonra kızıyor, şöyle olacakmış. Ve bu konuda bakın ne Ekrem İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında kavga var. Tabii yani ben bunu ilk günden beri söylüyorum. Yapmaz ikisi de bu konuda. Peki soğuk savaş diyelim o zaman. Soğuk savaş da yok. Ama öyle gözükmek zorundalar. Şu anda değişimciler diye bir grup olmazsa birilerinden konuşmak için hepimiz şu anda İlhan Cihaner'le Aytu Atıcı'yı konuşuyor olacaktır. Ama onlar olduğu için onlar gündeme gelmiyor bakın şu anda. Ben size katılmıyorum. Yani burada. Ama siyasetin temel kuralı bu. Yani şu anda ve CHP'nin şöyle bir sıkıntısı var. Biraz evvel aslında Dursun Bey, ben istatistikleri cebime koydum sizin kafanızı yormamak için. Ama gerçek bir şey söyledi. Kılıçdaroğlu CHP'yi büyüttü. Ne kadar büyüttü biliyor musunuz? %25 büyüttü. CHP'nin 2007 seçimlerinde DSP ile işbirliği yaptığı halde aldığı toplam oy %20 küsurdu. Kılıçdaroğlu geldiğinden beri 25-26 arası oynuyor. Bir belli kesimin daha fazla alamaz. Bugüne kadar 83 yılından yani ihtilalden bu yana solun aldığı toplam oy Erdoğan bir keredir. Erdoğan karşıtlığını örgütlediği bakın, yerden bir kere, hayır. Masum solun Bey. Aldığı toplam oy 33.16 56'yı geçmedi. Yani 83 yılından bu yana